Sağ ol. Afiyet olsun. Çok mu ağrıyor? Önemli değil. Nereye gidiyorsun? İşim var. Ne işin var bana da söyle. Ne diyeceğimi bilemiyorum. O zaman deme. Haklı çıktığıma üzüldüm. Doğruyu söylediğim bilimsel olarak da kanıtlandı artık. Biliyorum senin için çok zor bir şey ama gerçeği kabul etmek zorundasın. Mithat Ateş'in oğlusun. Bu fikre kendini alıştırsan iyi olur. Hadi bakalım, şimdi bir şeyler ye. Acıkmışsındır artık. Evet. Buyur bakalım. Çay mı istersin, meyve suyu? Meyve suyu. Abisi, meyve suyu ver bu güzel kıza. Menekşe. Az gelsene bir. Ya hiç yalnız kalmadık, soramadım. Ne oldu o iş? Test sonucu ne çıktı? Bilmiyoruz. Halil öğrenmek istemedi. Bak o herifin numaralarından biridir. Kesin öyledir. Ne oluyor? Yok bir şey ya. Neler oldu? Görüştüler işte. Ne yaptı anası olacak cadı? Çok ağladı ayrılırken. Şebnem bağırdıkça. Babasını gördük bir de çıkışta. Ya! Şebnem tanımıyor. Adam öpmek istedi, korktu. O da söyleyemedi babası olduğunu. Ben bir tek çocuğa acıyorum. Allah dört gözden ayırmasın. Aa! Ne yapıyorsun? Bırak kızım, git otur. Lale sana bir çay koysun. Hadi. Çalışmak istiyorum anne, ne olur. En iyi terapi çalışmak. İnsan kendini işe verince bütün sıkıntılarından uzaklaşıyor. Yorulma diye yavrum. Rahat bırak kızı Süheyla. Çalışmak istiyorsa çalışsın. İyi. Hadi ya. İyi günler. Mat Holding'in telefonunu öğrenebilir miyim? Tabii. Tak tak tak. 85 18. 85 18. Şş, bana bak. Sen kaç deyince 18 diyeceksin, tamam mı lan? Tamam abi. Aa. Tak tak tak. Çok üzgün ama baba diye boynunu atlamanı beklemiyordu herhalde. İşin yok mu senin? Yalnız kalmak istiyorum lütfen.
Ondan aldığım hisseleri sana vereceğim Halil. Hepsini. Karşılığında hiçbir şey istemiyorum. Sen hisseleri elde edebilmek için çok emek harcadın. Niye böyle karşılıksız veriyorsun? Babamın katiliyle iş yapmış olmak istemiyorum. Babamı Mithat Ateş'in öldürdüğünü biliyorum. Buket'le konuştum. Ondan çok şey öğrendim Halil. Artık çekişmeyi bırakıp güçlerimizi birleştirmenin zamanı geldi. Sana hiç güvenmiyorum. Hiç. Yeni bir numara peşindesin değil mi? Birlikte hareket edersek onun suçlarını bir bir ispat edebiliriz. Bu konuda yardım isteyeceğim en son kişi sensin. Evet. Bana güvenmemekte haklısın. Çünkü hala senden sakladığım bir şey var. Bir kasa anahtarı. O kasada muhtemelen onun suçlarının kanıtları var. Sağlam deliller var. Bir tek sen ve Mithat Ateş açabiliyor kasayı. Anahtar onda. Nerede bu kasa? Bankada mı? Evet. Bosna'da bir bankada. Anne, senin poğaçalar oldu. Ay, tut, elim yanıyor. Aa, ver, ver, ver. Dikkat et. Menekşe, beline bak. Ne işi var burada? Börek almaya gelmedi herhalde. Dur, ben gönderirim onu şimdi. Abi dur lütfen. Merhaba Menekşe, vaktin var mı, biraz konuşalım? Ben Halil'i arıyorum. Gerek yok abi. Buyurun. Hamuru bıraktım öyle, siz devam eder misiniz? Hadi anne, biz içeri geçelim. Sen de. Teşekkür ederim. Evet, ne konuşacağız? Aslında bu konuşmayı Halil'le yapmak isterdim. Ama benimle konuşmuyor, yüzüme bile bakmıyor. Haksız değil, büyük bir şok yaşıyor. Bir gün bir rapor alıyorsun eline, gerçek babanın kimliğini öğreniyorsun. İnandığın her şey bir anda yalan oluyor. Bambaşka bir gerçekle karşılaşıyorsun. Hayatın alt üst oluyor. Aynı şey benim için de geçerli. Halil ne yaşıyorsa aynısını yaşıyorum. Hatta daha fazlasını. Ben de dağıldım. Ben de şaşkınım. Ben çok üzgünüm. Ne demeye gelmiş acaba? Vardır bir derdi. Yüzsüz sahtekar. Şeytan diyor, çık dağıt ağzını bunun. Şşt Kadir. Kim geldi ki? Menekşe'nin bir tanıdığı. Kadir abi niye kızıyor ona? Kızmıyor yavrum, şaka söylüyor öyle. Şaka değil mi Kadir, şaka? Şaka şaka. Sema ile hikayemizi biliyorsun artık. Bilmiyorum. Halil bu konuda konuşmuyor. Beni hiç affetmeyecek. Haksızlık etmiş olmaz. Ona kendimi ifade edebilmek için bir şey var. Yapacağım bir tek şey var. Tek şartla beni affeder. Ben bu şartı yerine getireceğim Menekşe. Oğluma kendimi affettireceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.